Selamünaleyküm. Allah gecemizi hayır eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzümüzü hayır eylesin. Ayımızı, yılımızı, ömrümüzü hayır eylesin. Hayırı arayan, hayra koşan, hayırlı kullarından eylesin inşallah. Kim hayra koşarsa Allah onun hayrını arttırır. Kim de şerle ilgilenir, şerre koşarsa Cenab-ı Hakk'ın sevmediği, istemediği bir hal ile üst üste kalmış olur. Allah ona da hidayet eyleyip inşallah hayra döndürsün. İnsan tarafgirlikten, hiddet ve şehvetten şaşı olur. Bu bir şaşı hikayesi vardır. Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri bunu anlatır Mesnevisinde. Usta çırağa der ki, evladım git oradan o şişeyi al getir. Çırak gider bakar ki orada iki tane şişe var. Ustasına der ki, ustam orada iki tane şişe var. Hazreti Mevlana bu meseleyi anlatırken insanların vahdetten ayrılmasına nelerin sebep olduğunu, o manevi hastalıkları izah etmek için anlatır. Ve çocuk tekrar gider çırak. Bakar ki yine iki tane şişe var. Der ki, usta benimle alay mı ediyorsun? Orada iki tane şişe var. Bu sefer usta der ki, evladım git o şişenin birisini kır. Çocuk gider şişenin birisini kırınca ikisi de ortadan kaybolur. Ve Hazreti Mevlana niçin insan iki görür biri? Bunu anlatmaya çalışır. Aslında İnsan yaratılış olarak bir görmesi gerekir. Fakat insan yapmış olduklarıyla kendisini şaşılaştırır, kendisini körleştirir. Böylece biri iki görmeye başlar. İşte Hazreti Mevlana der ki, insan tarafgirlikten, hiddet ve şehvetten şaşı olur. Üç tane hastalık. Bu hastalıklar manevi. Birincisi tarafgirlik, ikincisi hiddet, üçüncüsü şehvet. Şişe birdi, onun gözünde iki göründü. Şişeyi kırınca ne o şişe kaldı ne öbürü. Hiddet ve şehvet insanı şaşı yapar, doğruluktan ayırır. Garez gelince hüner örtülür. Gönülden göze yüzlerce perde iner. O zaman tarafgirlik, hiddet, şehvet, bir de ne oldu? Garez eklendi. Dört tane. Eğer bu dört hastalıktan birisi de o kimsenin üzerinde bulunsa, onun kalbine ne geldi? Perde indi. Onun gözüne perde indi. Tarafgirlik ne yazık ki bugünkü dünyanın problemi değil. İnsanlık var olduğundan beri bu dört tane hastalığa düçar olmuş. Birisi tarafgirlik. Körü körüne takım tutmak gibi, körü körüne parti tutmak gibi, körü körüne mezhep tutmak gibi. Tarafgirlik, körü körüne kavmiyetçilik yapmak gibi. Bir kimsenin bir fikre körü körüne saplanması gibi, bir sisteme körü körüne saplanması gibi, bir kimsenin bu noktada doğruyu, hakkı, adaleti önde tutmayıp tarafgirliğinden dolayı doğru olmasa da
hak olmasa da onun arkasına durup bu noktada bir militarist bir taraftarlık düşüncesiyle yanlışa dahi benim kavmimin sözüdür. Yanlışa dahi benim partimin sözüdür. Yanlışa dahi benim şeyhimin sözüdür. Yanlışa dahi benim hocamın sözüdür diyerekten ona sahip çıkmaktır. İnsanlar bu tarafkir gözlüğünü atmış olsalar, meselenin doğrusuna, meselenin hakikatine, meselenin özüne inmeye çalışsalar ve bizim görüşümüzü aile, kavim, parti, mezhep, hoca, şeyh efendi, yol, tarikat, bunun adına fikir, siyaset, ne derseniz deyin, onları normalde öne koyup hakkı ve hakikati bir kimse arkaya koyuyorsa işte o tarafkirdir. O tarafkirlikle o kimse asla doğruyu görmeyecektir. O tarafkirlikle o kimse hep şaşı görecektir. Yani şirke düşecektir. Eğer benim parti başkanım söylediyse doğru söylemiştir sözü ve bizim partimiz yanlış yapmaz, bizim hocamız yanlış yapmaz, bizim şeyhimiz yanlış yapmaz. Bizim mezhebimizde bu böyledir, bunun haricinde doğru yoktur düşüncesi insanoğlunun hep önünü tıkamış. İnsanın fikriyatının önünü tıkamış, içtihadının önünü tıkamış, geleceğinin önünü tıkamış. Başka bir doğruyu kabul edemez, başka bir hakikati kabul edemez ve hakikati arayamaz hale gelmiş. Ve o hale gelince insanlar ne yazık ki doğruluktan, ne yazık ki hak ve hakikatten, ne yazık ki insanların selametinden uzaklaşmışlar. Bu tarafkirlik ne yazık ki bizi birbirimizden de ayırmış. Meseleye bu böyle futbol takımı tutar gibi ve sanki bu konuda başka bir takım yokmuş gibi davranmak ve insanların dinini, mezhebini, meşrebini bu şekilde tutmak ne yazık ki diğer mezhep, meşreple aralarını açmış. Bu tarafkirlik düşüncesi toplumları çok parçalara bölmüş. Oysa tarafkirlikten kurtulsalar ve insanlar doğruyu kabul etseler, nereden gelirse gelsin, hakikati kabul etseler, kimden gelirse gelsin, o zaman hiçbir problem kalmayacak, hiçbir sıkıntı kalmayacak. İkinci hastalık hiddet. Bu hiddeti muhafaza etmek, öfkeyi kontrol altına almak herkesin işi değil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, asıl pehlivan öfkesini yenendir, öfkesine yenik düşmeyendir der. O zaman hiddetle bakmak, bir şeye öfkeyle bakmak bizi doğru yapmaktan, bizi doğruyu işlemekten uzak tutacaktır. Biz öfkelenince makul ve akil karar veremez hale geleceğiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri öfkelenen ayaktayken otursun, oturuyorsa yatsın veya oturuyorsa yürüsün, yürüyorsa otursun diye insanın bir şekilde durmuş olduğu noktadan başka bir noktaya taşır. Tarafkir olmak, öfkeli olmak, bu noktada şehvet bizim fıtratımızda vardır. Garez fıtratımızda vardır bizim, özümüzde vardır. Bunları sakın ha bir taraf seçeceksek bu doğrudan yana tarafkirlik olmalı. Eğer bir taraf seçeceksek hakikatten yana taraf olmalı. Orada dimdik durmalıyız. Sakın ha tarafkirliğinizi yok etmeye çalışmayın. Tarafkirlik yok edilmez. Sakın öfkenizi yok etmeye çalışmayın. Öfke yok olmaz. Sakın
Şehvetinizi yok etmeye çalışmayın. Şehvet yok olmaz. Bunlar fıtridir. Bazı tasavvuf kitaplarında, bazı böyle doğu mistik terbiye kitaplarında, bazı batılı mistik terbiye kitaplarında bunları yok etmekten bahsettiklerini gördüm. Şimdi aklıma geldi de o yüzden hemen o dala da girivereyim dedim. Sakın Allah bir şeyi insanın fıtratına koyduysa onu yok etmek mümkün değildir. Nefis bizim fıtratımızdadır. Nefsimizin bu noktadaki kendi içerisindeki fıtri oluşumları yok etmemiz mümkün değildir. Tarafkirliğimizi doğrudan yana kullanmak, tarafkirliğimizi hakikatten yana kullanmak, tarafkirliğimizi dinse Kur'an ve sünnetten yana kullanmak, tarafkirliğimizi meslekse mesleğin doğrularından yana kullanmak, tarafkirlik eğer ki evimizse evimizin doğrularından yana kullanmak, tarafkirliğimiz arkadaşımızsa arkadaşımızın doğrularına sahip çıkmak ve arkadaşımıza sahip çıkmak, dostluğumuza sahip çıkmak, dostluğumuza vefalı olmak. O yüzden sakın bu sohbetimden şu çıkmasın: tarafkirlik ne kadar kötüymüş, biz bunu yok edelim. Böyle bir şey yok. Tarafkirlik yanlış yerde kullanılırsa kötü. Eğer yanlış yerde bir tarafkirlik, bizim gözümüzü şaşı edecektir. Yanlış yerde öfke. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri öfkelendi. Ne zaman öfkelendi? Hendek'te öfkelendi. Ya Ömer, sen öğle namazını kıldın mı? Kıldım ya Resulallah. Sen namazlarını kıldın mı? Kıldım ya Resulallah. Bu kahrolasıcılar benim namazıma engel oldular. Öfke. Birisi bu helal mı, bu helal mı, bu helal mı soru soruyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sabırlı. Ama bu helal mı, bu helal mı diye sorunca bu alnındaki damarlar kabardı. Sen helalı haram mı etmek istiyorsun dedi. Öfke doğru yerde. Birisi sizin namusunuza elini dilini uzatıyor. Birisi sizin malınıza elini uzatıyor. Birisi sizin vatanınıza elini uzatıyor. Birisi sizin dininize elini uzatıyor. Bozmak için, heder etmek için. Öfke burada lazım. Öfke burada lazım. Öfke doğru yerde kullanılması lazım. Tarafkirlik doğru yerde kullanılması lazım. Ama mümin kardeşine haksız yere öfkelenmek, eşine haksız yere öfkelenmek, çocuğuna haksız yere öfkelenmek, bu men edilmiş. Doğruya öfkelenmek, bu men edilmiş. Hakka, hakikate öfkelenmek. Birisi size doğruyu söylediğinde o doğruya öfkeleniyorsanız bu şeytandan. Bu doğruya öfkeleniyorsanız bu şeytandan. Öfke sizi yönetmemeli. Üçüncüsü şehvet. Böyle sufilerde sanki şehveti yok etmek gibi algılanır. Veyahut da doğu mistik öğretisinde şehveti yok etmek için uğraşırlar. İyi seviler şehveti yok etmeye çalışırlar. Evlenmezler ya. Din adamları evlenmez. Veyahut da rahibeler evlenmez. Ve kendilerince şehvet terbiyesi yaparlar. Uzun müddet manastırlara kapanırlar. Uzun müddet kendilerini mağaralara kapatırlar. Aynı şey doğu mistiğinde de vardır. Kendilerini mağaralara kapatırlar. Dağların tepesine çıkarırlar. Dağların tepesinde insanlardan uzak bir hayat yaşamaya çalışırlar. Ve böylece kendilerine şehvet terbiyesi verirler.
İslam böyle değildir. İslam sufiliği de böyle değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ben cima ederim demiş. Hani üç kişi vardır ya sahabelerden, birisi hiç uyumayacağım der, birisi hiç yemek yemeyeceğim yani devamlı oruç tutacağım, hep oruçlu duracağım der, üçüncüsü de der ki hiç cima etmeyeceğim. Onlara bu öğretiler eski öğretilerden kalmadır. Onlar durdukları yerde böyle bir şey yapmazlar. Sahabeler de sonuçta o güne kadar gelmiş olan din öğretilerini bilen insanlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Cebrail aleyhisselam uyarı getirir. Bu üçünden haberdar eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri der ki size ne oluyor ki? Hemen hutbeye çıkar. Hemen herkesi toplarlar. Hutbeye çıktığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yine öfkelenmiş vaziyette hutbeden seslenir. Size ne oluyor ki? Allah'tan en fazla korkanınız benim. İftar ederim, uyurum, cima ederim. O zaman şehvet, harama olan duygu söz konusudur şehvette. Haram. Ve bu noktada insanlar harama yönlenirlerse şehvetlerine mağlup olmuş olurlar. Harama yönelirlerse şehvetlerine uymuş olurlar. Tabi bu normalde şehvetin bir tarafı vardır ki erkekle kadın arasındadır. Bir tarafı vardır ki haram olan kadın kadınadır. Bir tarafı daha vardır, erkek erkeğedir. Bunların hepsi de haram olan şehvettir. Nikahsız bir erkeğin yine bir kadınla cinsel ilişkiye girmesi şehvettir. Ve bu şehvet kötülenen şehvettir. Yoksa bir kimsenin helal dairesinde eşiyle olan cinsel ilişkisi bu noktada harama girmez. Hatta hadis-i şeriflerde beyan edilmiştir ki bir erkeğin, bir kadının helal dairede helalıyla cinsel ilişkiye girmesi nafile namaz kılmış, ibadet etmiş gibi sevaptır. Şehvet, kötülenen şehvetin Kur'an ve sünnetle bir tarafı vardır ki ne yazık ki eşcinselliktir. Kadın kadına birbirinden haz alma, birbirinden tat almadır ki bu aşağılanmış, kötülenmiş bir haramdır. İkincisi, erkek erkeğe birbirinden tat alma, birbirinden lezzet alma. Biz bugünkü dilde, Batı dilinde buna işte homoseksüellik gibi, eşcinsellik gibi sözler söylüyoruz. Bu Batılıların sözleri. Bunlar da kendi kendimize de cinsel seçimiymiş o kimsenin. Bunu da bu noktaya alıyoruz. Bu Kur'an ve sünnetle haram addedilmiş, yapanların lanetlenmiş ve yapanların ölümle cezalandırılmış suçlardır. İslam'da eşcinsellik haramdır. İslam hukuku kadın kadına, erkek erkeğe eşcinselliği haram olarak beyan etmiş. Hatta İsevilik de haramdır, Musevilik de haramdır, İbrahimilik de haramdır, Budistlik de haramdır, Budistlik de haramdır. Dünya üzerindeki inanç felsefelerinin hepsinde de eşcinsellik haramdır. İşte kaçınmakla emrolunduğumuz şehvet bu şehvettir. Bizi harama götüren, bizi haramla baş başa bırakan şehvettir. Yoksa bizi helal dairede eşimize karşı olan şehvetin bu noktada günah kebairi değil, hatta bu noktada sevabı vardır. İşte bizi şaşı yapacak olan, bu noktada kalbimizi karartacak olan ve kalbimize perde indirecek olan en büyük günah kebairlerden birisi de bu harama yönelik şehvet duygusudur.
Allah bizi muhafaza eylesin. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, ümmetim için en çok korktuğum şey Allah'a ortak koşmaları ve gizlice şehvete düşmeleridir der. Evet, onlar ümmet güneşe tapmaz, aya tapmaz. Ümmet puta tapmaz. Hiç tapmamışlar. Ümmet olduğundan beri. Ne yazık ki bu noktada ümmetin en büyük hastalığı bu dört büyük hastalık olmuş. Tarafkirlik, öfke, şehvet ve garez. Garez, insanın kendi içinden mümin kardeşine gizli gizli kin ve nefret beslemesidir. Derler ya, içinden iğneli. Derler ya, saklamış içinde. Bu halk dilinde garez denir. İnsanlar birisine karşı olan kinini ve nefretini içinde büyütüyor. İçinde büyüttükçe büyütüyor, büyüttükçe büyütüyor. Ve o kin ve nefreti, kin ve nefreti ona doğru gözle bakmaktan alıkoyuyor. Kini, nefreti o kadar büyüyor ki o kimseye karşı onun açığını bekleyip bir an önce onu alt etmeyi düşünüyor. Asıl korkulacak olan şey, çekinilecek olan şey budur. Bir kimse öfkelenir. Hani vardır ya, parlar saman alevi gibi. İçindekini döker. Parlar, söyler söyleyeceğini. Toplum içinde vardır böyle insanlar. Onun içi dışındadır. Ama kimisi vardır ki içinde kinini ve nefretini kaneviçe örer gibi örür, örer. Bekler o. Adım adım kin ve nefretinin resmini çizer o. Kalbi o kimseye karşı kin ve nefret resmi çizer. Altını üstünü doldurur. Kendince artık onu besletir. Bu dört duygu insanı çepeçevre sararsa insanı hayvandan daha aşağı mahluk eder. Bu dört duygunun hakim olduğu bir kimsenin bir şeyi doğru görmesi mümkün değildir. Ve bunlar birbirlerini yanlarında taşırlar. Birbirlerini yanlarında taşır. Sözüm evli olanlara, kadın erkek, eşlerinizle makul dairede cinsel ilişkiye girmezseniz kadın erkek arkasından şunu getirecektir. Bu gizli şehveti getirecek. Kadın ve erkek kendilerince dışarı gözlerine bakmaya başlayacaktır. 2. Bu gizli bir şekilde öfkeyi taşıyacaktır yanında. 3. Bu gizli bir şekilde garezi taşıyacaktır yanında. 4. Bu gizli bir şekilde artık tarafkir olacaktır. Kendince. Bu sohbetimi bir erotik sohbet olarak görmeyin. Bilhassa dinini yaşama noktasında duran çiftlere bu sözüm. Erkek ve kadın başka biri. Bizim toplumumuz dinini yaşamasa dahi tam anlamıyla kendinde bir haram duygusu var. Bugün hiç dindarlıktan uzak olan bir kadına bir erkeğe gidin, onun bir haram duygusu vardır. O kendince harama bulaşmak ve ulaşmak istemez. Bu noktada aileler ne yazık ki bu meseleyi göz ardı ederekten aile çatısının yıkılmasına sebep oluyorlar. Kıymetli dostlar,
Bu dört büyük duygu insanın kendi içinde gizliden gizliye dolaşan, karanlıkta yürüyen bir karanlık karınca gibidir. Karanlıkta yürüyen karanlık ejderha gibidir. Tarafgirlik o kimsenin kalbinde inceden inceden yer eder. Ve o tarafgirlikle bakar etrafına. Tarafgirlikten sonra öfke o kimsenin kalbinde inceden ince yer eder. Etrafa o öfkeyle bakar ve analiz eder. Ardından şehvet gelir ve kalbinde ince ince karanlık bir ejderha gibi dolaşır. Ve garez gelir ki o kimsenin kalbinde karanlık bir ejderha gibi dolaşır. Bunlar manevi hastalıktır. Bir kimsenin kalbinde dört kapı vardır, dört veçe vardır. Bir kapıya tarafgirlik oturur. Bir kapıya öfke oturur. Bir kapıya ne yazık ki haram, hayvani şehvet oturur. Bir kapıya da garez oturur. Ve senin kalbini bu dört kapıdan çepeçevre sarar. Ve bu dört kapıdan senin kalbine habire şeytani duyguları pompalar. Ve öyle bir hale gelir ki insan, işte ayet-i kerimede beyan edilen, ben insanı ahsen-i takvim üzerine yarattım ama o nefsine uyarsa hayvandan daha aşağı bir mahluk olur denilen noktaya getirir. O yüzden Adem'den beri bütün dinlerde tarafgirlik yasaktır. Adem'den beri bütün dinlerde haksız yere öfke yasaktır. Adem'den beri bütün dinlerde haksız, haram olan şehvet yasaktır. Adem'den beri bütün dinlerde garez yasaktır. Bunların hakim olduğu bir kalp şirke düşüp doğruyu eğriden ayırt edemeyecek, hakkı batıldan ayırt edemeyecek, iyiyi güzelden ayırt edemeyecek. Ne yazık ki kötüyle çirkini ayırt edemeyecek bir noktaya gelir. O kimse artık şaşı bakışlı olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Deccal'ı tarif ederken o şaşı bakışlıdır der. Ahir zamanda o kimse ne yazık ki Deccal'a evlatlık edip Deccal'a kardeşlik yapacaktır. Allah bizi şaşı olmaktan, şaşılarla beraber olmaktan bizi muhafaza eylesin. Garez gelince hüner örtülür, gönülden göze yüzlerce perde iner. İşte bu dört büyük hastalık bir kimsede oluşursa onun kalbinde yüzlerce, binlerce perde oluşup kalbindeki hak ve hakikatin meydana çıkmasını engelleyecektir. Cenab-ı Hak bütün yaratmış olduğu kulların kalbine bir hakikat çekirdeği koymuştur. Bütün yaratmış olduğu kulların gönlüne bir hidayet çekirdeği koymuştur. Bütün yaratmış olduğu kulların gönlüne bir Allah, Muhammed duygusu, düşüncesi koymuştur. Bu çekirdek halindedir. Biz ne zaman ki heva ve hevese düştük, nefse düştük, işte o zaman onun üzerine biz perde perde üzerine, katmer katmer üzerine hak ve hakikat güneşimizin bizi aydınlatmasını engellemiş oluruz. Sizi bir başkası hak ve hakikatten uzaklaştırmaz. Biz kendi kendimizi hak ve hakikatten uzaklaştırırız. Ve kalbimizdeki o hakikat ışığını kendimiz örteriz. Onu söndürmeye gücümüz yetmez. Biz onu kendimiz örteriz. Ben herkesin kalbinde böyle bir hakikat lambasının yandığına inanırım.
biz günahlarımızla, kusurlarımızla o lambanın üzerine habire örtü örteriz ve oradan ışık alamaz hale geliriz. Kadı yani hakim bugünkü dilde, savcı bugünkü dilde, bugünkü dilde hukuk sisteminin bir parçası. Kadı kalben rüşvet almaya karar verince, zalimi ağlayıp inleyen mazlumla nasıl ayırt edebilir? Padişah Yahudi cekininden dolayı öyle bir şaşı oldu ki, aman ya Rabbi aman. Hukuk sistemi bir ülkede, bir devlette, bir inanışta, bir toplulukta, bir evde, bir iş yerinde hukuk adaleti sağlamıyorsa orada bozgunculuk vardır, orada fitne vardır, orada zalimler türer, orada mazlumlar vardır. Bir ülkeyi ayakta tutan o ülkenin adaletidir. Bir evi ayakta tutan evin adaletidir. Bir dergahı ayakta tutan dergahın adaletidir. Bir kimseyi ayakta tutan onun adaletidir. Önce kendimize adil olmak zorundayız. Ondan sonra evimizde adil olmak zorundayız. Ondan sonra yaptığımız işte adil olmak zorundayız. Eğer kendimiz adil olmuyorsak bir başkasından adalet beklemeye hakkımız olmaz. Evimizde adaletle hükmedemiyorsak başka bir yerden adalet bekleyemeyiz. Eşini görüp gözetmeyen, çoluğunu çocuğunu görüp gözetmeyen, onların arasında adaletle hükmetmeyen bir kimsenin dışarıda adalet beklemesi kadar saflığı olamaz. Bir kimsenin kendisine adaletle hükmetmeye muktedirliği yok ise bir başkasına adaletle hükmetme muktedirliği aranamaz. Bu dört duygu bizim adalet terazimizi de şaşırtır. Bu dört duygunun esiri olan kimse asla ve asla hiçbir yerinde adaletli olamayacaktır. Hiçbir yerde de adalet olmayacaktır. Eğer toplum bu dört duygunun esiri ise o toplumdan doğru şeyler beklemek mümkün değildir. Eğer bu bir toplum bu dört duyguyu terbiye eder, kemale erdirir, doğru yerde istihdam ederse o topluluk bir medeniyet topluluğu haline gelecektir. Bizim medeni olmamız insani duygularla duygulanıp o insani duygularla kendimizi çepeçevre sarmamızla alakalı. Eğer biz kendimiz medeni olacaksak bu dört duyguyu üzerimizde tamir etmemiz gerekir. Bu dört duyguyu kendi üzerimizde tamir edemiyorsak biz medeni bir insan olamayız. Bizim gözümüzden tarafkirlik, bizim gözümüzden kötü şehvet, bizim gözümüzden kıskançlık, haset, garez, bizim gözümüzden öfke doğacaktır. Burada şimdi bütün kadınlar evli olup olmasın, bir erkeğin şehvetle baktığına tespit ederler. Herkes tespit eder. Bir erkek bir kadının kendisine şehvetle bakıp bakmadığını kendisi tespit eder. Bu kalbi bir şeydir, duygudur. Cenab-ı Hak herkesin kalbine bunu vermiştir. Kalbinizde bir müftü vardır. O müftü bunun fetvasını verir. Kalbinizde bir bilge vardır. O bilge bunun fetvasını verir. Dersiniz ki bunun bakışında hayır yok. Dersiniz ki bunun bakışı normal değil. Eğer gözünüzde şehvet varsa, kalbinizde şehvet varsa gözünüzde şehvet olacaktır. Kalbinizde öfke varsa gözünüzde öfke olacaktır. Kalbinizde garez varsa gözünüzde, elinizde, dilinizde garez olacaktır. Gözünüzde, kalbinizde ne varsa gözünüzde, elinizde, dilinizde o olacaktır. O zaman bu noktada bu kalbi bu dört cenahtan gelecek olan tehlikelerden arındırmamız gerekir. Arındırmazsak
biz o zaman adaleti de sağlayamayız. Arındırmazsak biz hukukumuzu sağlam temeller üzerine oturtturamayız. Arındıramazsak o zaman bizim kalbimiz çıfıt çarşısı olduğundan bizden hiçbir şey beklenmez. İşte Hazreti Mevlana diyor ki, kadı kalben rüşvet almaya karar verince zalimi ağlayıp inleyen mazlumdan nasıl ayırt edebilir? Eğer kalbinizde bir çürüklük var ise, kalbinizde bir kimseye karşı garez besliyorsanız, siz nasıl ona adaletle hükmedersiniz? Kalbinizde bir kimseye karşı öfke varsa nasıl adaletle hükmedebilirsiniz? Kalbinizde tarafkirlik var ise bir kimseye nasıl adalet götürebilirsiniz? Eğer kalbinizde bu noktada haset varsa, kin varsa, nefret varsa birisine karşı, siz nasıl ona adaletli davranabilirsiniz? Asla adaletli davranamazsınız. Adalet mekanizmanız çöker. İnsanlık mekanizmanız çöker. İnsanlık mekanizması çöken bir topluluk çökmeye de mahkum olur komple. Ve o devlet de çöker. Topluluk çökerse devlet de çöker. Bütün ülkenin uyuşturucu müptelasına duçar olduğunu düşünüyor musunuz? Bütün ülkenin sarhoş olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bütün ülke içiyor. Bize çok böyle makul gelir. Ne olmuş canım içince? Bütün ülke sarhoş olsa, sabahtan akşama kadar içse, çok iyiyse bu, hep beraber sabahtan akşama kadar içelim. Hiç ayılmayalım. Böyle bir ülke hayal edebiliyor musunuz? Bazen derler bana, ya hocam sen çok iyisin ama ya içkiye de haram demesen. Ben diyorum ki ya Allah haram etmiş. Yani haşa, koyduk buraya diyorum haramı helal noktasını. Şöyle bir ülke tasavvur edebiliyor musunuz? Herkes sabahtan akşama kadar içiyor. Adalet kalır mı orada? O ülke batmaya mahkum mu? Mahkum. Bütün ülkenin tarafkir olduğunu düşünün. Herkes bir taraf tutmuş, öfkeyle, garezle birbirine davranıyor. Böyle bir ülke hayal edebiliyor musunuz? Böyle bir aile hayal edebiliyor musunuz? Bir aile düşünün, karı kocadan oluşuyor ilk başlangıcı ya. Sonra çocuklar oluşuyor, leylekler getirmiyor, blenderdır da olmuyor. Çocuklar da tarafkir. Aile de tarafkir. Herkes birbirine öfkeli. Herkes birbirine garez besliyor içinde. Böyle bir aile düşünebilir misiniz? Hiç kimse düşünmez. Böyle bir topluluğu hiç kimse hayal etmez. İşte topluluk bu hale gelince hiçbir şey kalmaz ortalıkta. Bu dört hastalık çok önemli. Ve eğer bu dört hastalık kalpte var ise siz zalimle mazlumu ayırt edemezsiniz. Tarafkir olur, zalimden yana tavır koyarsınız. Allah bizi affetsin. Padişah Yahudice kininden dolayı öyle bir şaşı oldu ki, aman ya Rabbi aman. İşte o Yahudi padişah iyi sevillere karşı olan bu tarafkirliğinden, bu kininden, bu nefretinden, iyi sevillere karşı olan bu garezinden öyle bir noktaya geldi ki aman ki aman, ve Allah muhafaza eylesin, o yüzden o doğruyu göremedi asla. Musa dininin koruyucusuyum, arkasıyım diye yüz binlerce mazlum
mümin öldürttü. İşte o padişah bu şaşı görmesinden, bu garezinden, bu kininden, bu nefretinden dolayı binlerce İsa'ya iman etmiş Hristiyanları öldürdü. Malumdur, İsevileri yıllarca, yüzyıllarca Museviler gördükleri yerlerde katlettiler. Bu İsrailoğulları o kadar hainlik yaptı, o kadar zalimlik yaptı ki Hristiyanlara. Hristiyanlar ne yazık ki kendince kendi mescitlerini, ibadethanelerini ulaşılması mümkün olmayan dağların zirvesine, bulunması mümkün olmayan yer altındaki şehirlere gitmek zorunda kaldılar. O Yahudilerin zulmünden, Yahudilerin zalimliğinden Orta Doğu'yu bırakıp göç etmek zorunda kaldılar. Ne zamana kadar? Ta Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlık resmi dini oluncaya kadar. Ne zaman ki Roma İmparatorluğu Hristiyanlığın resmi dini oldu, Hristiyanlar o zaman nefes almaya başladılar ki o zaman da Yahudiler Pavlos'u çıkardılar. Pavlos'la ne yaptılar? İsevilik dinini ifsad ettiler. İşte Yahudiler bütün dünyaya bu manada tarih boyunca zulmettiler. Tarih boyunca kendilerinden sonra gelen bütün dindarları katlettiler. Tarih boyunca kendilerinden sonra gelen bütün peygamberleri katlettiler. Peygamberleri öldürdüler. O peygamberlerin dinine iman etmiş olan müminleri öldürdüler. Allah onların şerrinden bütün insanları muhafaza eylesin. İnşallah önümüzdeki ay vezirin padişaha hile öğretmesinden devam edeceğiz. Hakkınızı helal edin. Sürçülisan ettiysek af ola. Allah izin verirse inşallah önümüzdeki cumartesi gündüz bir hac yolculuğumuz olacak. 15 günlük döndüğümüzde inşallah tekrar sohbetlerimize devam edeceğiz. Geceniz hayır olsun. Semada buluşmak üzere. Hakkınızı helal edin.